Arkadaşlar hepinize merhabalar. AYT Matematik Soru Bankamızı çözmeye devam ediyoruz. Trigonometrinin 25. testindeyiz. İlk sorumuzla başlayalım. 6 çarpı sinüs x eksi 8 çarpı kosinüs x büyüktür 13 şartını eşitsizliğini sağlayan x eleman 0 2 pi kapalı aralığında kaç tane reel kök vardır demiş. Şu ifadeye baktığımız zaman aslında tanıdık bir ifade. E şöyle yapalım isterseniz. fx eşittir 6 çarpı sinüs x eksi 8 çarpı kosinüs x dersek hatırlayın daha önceki testlerden biz ne yapıyorduk mesela maksimum fx'i bulmak istediğimizde karekök içerisinde 6'nın karesi artı eksi 8'in karesi diyorduk. 64 artı 36 100 kök 10 oluyordu. Hatta minimum fx dediğimizde bunun en küçük değeri içinde eksi parantezinde 6'nın karesi artı eksi 8'in karesi eşittir. Eksi 10 buluyorduk. Yani aslında fx'imiz eksi 10 küçük eşittir. f e, fx küçük eşittir. 10 eşitsizliğini sağlar. Yani bu eşitsizliğin dışına çıkamaz. Eksi 10 olur en az ve 10 olur en çok. En çok 10 olduğuna göre 13 olması imkansızdır. Yani bu ifadenin 13'ten büyük olması imkansızdır. Kaç tane reel kökü vardır? Yoktur arkadaşlar. 0 tane reel kökü vardır. Bununla ilgili şöyle bir not yazdırabilirim size. Daha önce söylemiştik ama a çarpı sinüs x artı b çarpı kosinüs x formatında bir ifade verildiği zaman maksimum değeri sorduğunda Karekök içerisinde a'nın karesi artı b'nin karesi minimum ifadesi sorulursa ya da değeri sorulursa eksi parantezinde karekök içerisinde a kare artı b kare diyeceksiniz. Bunu da not olarak alın. Bu tarz bir soru geldiğinde hemen ne yaparsınız? Bu yönteme başvurursunuz. İkinci sorumuza devam edelim. Yine bir trigonometrik denklem sorusu. X eleman 0, 2 pi kapalı aralı olmak üzere sinüs x eksi sinüs x bölü 3'ün eksi birinci kuvveti eşittir işte 2 denkleminin kaç tane kökü vardır demişim. Başlıyorum. Sinüs x eksi. Eksi birinci kuvvetten dolayı ters çevirirsem 3 bölü sinüs x olacaktır. Eşittir 2 diyebilirim. Tüm terimleri sinüs x ile çarparsak eğer şöyle bir şey olacaktır. Sinüs kare x eksi 3 eşittir 2 tane sinüs x. Bunu sola atarsak arkadaşlar Sinüs kare x eksi 2 tane sinüs x eksi 3'ümüz 0 olacaktır. Gördüğünüz gibi çarpanlara ayrılabilen bir ifade var. Karşımızda o zaman bu durumda sinüs x eksi 3 çarpı sinüs x artı 1 eşittir 0 denkleminden. Neler çıkıyor karşımıza? Sinüs x'in 3 olması gerekiyor. Ya da sinüs x'in eksi 1 olması gerekiyor. Sinüs eksi 1 ile 1 aralığındadır biliyorsunuz trigonometride en fazla 1 olur. En az eksi 1 olur. Dolayısıyla 3 olması imkansızdır. Sinüs x'in eksi 1 olduğu açı şuradaki açıdır. Yani 3 pi bölü 2'dir. O zaman x eşittir. 3 pi bölü 2'dir. Ve bundan başka kök yoktur. Kaç tane kökü vardır diyor. Bir tane kökü vardır. Doğru cevap B seçeneğidir. Üçüncü soruyla devam edelim. Evet x eleman 0, 2, pi kapalı aralı olmak üzere fx eşittir tanjant x bölü 1 bölü 2 eksi sinüs x şeklinde tanımlanmış. Olduğuna göre fx fonksiyonun tanımsız olduğu kaç farklı e, x değeri vardır? Tanımsız olduğu deyince hemen aklımıza bir kesrin paydası asla 0 olamaz. Kuralı geliyor tabii ki haliyle. O zaman tanjant x'in alt tarafında bulunan paydadaki 1 bölü 2 eksi sinüs x'in 0'a eşit olması lazım ki tanımsız olsun. Bu durumda... Sinüs x'imiz eşittir. 1 bölü 2 olur. Sinüsün 1 bölü 2 olduğu açıyı daha önceki testlerde e, çözmüştük, söylemiştik defalarca. Ama bıkmadan söylemeye devam edeceğiz sizler için. Şöyle bir şey anlatmıştım hatırlarsanız. Burası 30 dereceydi. Ve şuradan başlayıp şuraya geldiğimde de hatırlarsanız 150'yi söylemiştik. Yani aslında x birimiz 30'dur. Yani pi bölü 6'dır sinüs 30 biliyorsunuz 1 bölü 2. X2 de nedir arkadaşlar? 5 pi bölü 6'dır. Yani 150'dir ikinci bölgede. Zaten ikinci bölgede sinüsümüz artı. Birinci bölgede sinüsümüzün artı. Sinüsümüzün artı olduğu zaten bir birinci bölge var. Bir ikinci bölge var. Birinci bölgedeki 30 dereceyi alacağız. ikinci bölgede de 180'e tamamlayacağız bir nevi. Yani 150 olmuş olacak. İki tane kökümüzü bu şekilde bulduk. Tanımsız yapan. Peki hocam Cevap Bursa mı? İki mi? Hayır arkadaşlar bir de tanjantın başlı başına tanımsız olduğu yerler var. Tanjant x'in tanımsız olduğu tanımsız olduğu iki yer var. Birisi pi bölü 2'dir. Diğeri de 3 pi bölü 2'dir. Hocam tanjant neden bu bölgelerde bu noktalarda tanımsız? Bir inceleyelim sizler için. Tanjant 90'a bir bakalım. Şu açı 90. 90'a baktığımızda bunu sinüs 90 bölü Kosinüs 90 olarak düşünebilirim. Sinüs 91'dir. 1'dir. Kosinüs 90 0'dır. 1 bölü 0 nedir? Tanımsızdır. Aynı şekilde 270'i de siz yapabilirsiniz. O da eksi 1 bölü 0'dan tanımsız oluyor. Yani iki tane tanjantla ilgili 2 tane de paydayla ilgili kök çıkıyor. Toplamda 4 tane değerimiz bu fonksiyonu tanımsız yapmaktadır. 4 ile devam edelim arkadaşlar. Evet yeni nesil bir trigonometri sorusu. Verilenlere şöyle bir bakıyorum. Kırmızıyla devam edelim. A, B, 50 demiş. Hemen 25'e 25 paylaştıralım. Aynı mantıkla bunlara da 25, 25 yazabiliriz. Bir mahsuru yok sanırım. Bu tamam. O, C, 5'miş şu küçük yer 5. Aynı mantıkla burası da 5. İbrahim PR şeklindeki doğru parçası şeklindeki şunu kastediyor. Ee, oku PR diktir AB olacak şekilde hemen dikliği de gösterelim. Bu arada arkadaşlar burada dikme indirmişiz taban keş parçaya bölündüğüne göre bunların da eşit olduğunu ve bunların da açı ortaya olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İkiz kenar üçgenin özelliği bu. Şekil 2'deki gibi okun ucu o noktasına gelene kadar. Zaten yukarıda göstermiş. Esa, e, yani Ekstra bir şey düşünmeye gerek yok bu soru için. Çekildiğinde tanjant BC üssü A. BC üssü A yani 2X'i kastediyor gördüğünüz gibi. Tanjant 2X'in formülünü yarım açı formüllerinde daha önceki testlerde söylemiştik ama bir kez daha hatırlatalım. 2 tanjant X bölü 1 eksi tanjant kare x'tir. Şimdi bu arada o, e, PR doğru parçasının uzunluğu 35 olduğuna göre 5'i buradaysa Burada 30 kalır. Yani aslında şöyle bir üçgen çıktı karşımıza. X şu üçgenden bahsediyoruz. Burası 25'tir. Burası da 30'dur arkadaşlarım. Şimdi 2 çarpı tanjant x. Tanjant x'imizi bu üçgenden bulabiliriz. Şu şu üçgenden arkadaşlar şöyle ok işaretiyle göstermiş olalım. Karşısı 25. 25 bölü 30 kaç yapıyor? Hesaplayın. 5'e böl 5, 5'e böl e 6. O zaman direkt biz 5 bölü 6 yazalım. Bölü 1 eksi tanjant kare x yani 1 eksi 5 bölü 6'nın karesi. Hesaplayalım yukarısı 5 bölü 3 oluyor. Aşağısı da 1 eksi 25 bölü 36 oluyor. Birinciyi aynen yazacağım 5 bölü 3'ü. İkinci de farkındaysan bu 11 bölü 36 oluyor. Ters çevirirsek 36 bölü 11'dir. Sadeleştirirsek 12 olur. 5 kere 12 de 60 olur. 60 bölü 11. Doğru cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar bu soruda. Yani dördüncü soruda. Evet 5. soruyla devam edelim. Cos 4x eksi sin 4x eşittir. Cos x artı sin x denkleminin 0 2 pi kapalı aralığında kaç farklı reel kökü vardır demiş. Öncelikle şurayı çarpanlara ayırmadan biraz açalım. Cosinüs kare x eksi sinüs kare x çarpı kosinüs kare x artı sinüs kare x olarak açabiliriz arkadaşlar. Sağ tarafta da kosinüs x artı sinüs x ifadesi var. Kos kare x artı sin kare x'in 1 olduğunu biliyoruz. Orayı ne yapabiliriz arkadaşlar? Görmeyebiliriz. Yokmuş gibi davranabiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi kos kare x eksi sin kare x'i nasıl yapabiliriz? Bunu da kosinüs x eksi sinüs x çarpı kosinüs x artı şöyle artı yapalım sinüs x diyebiliriz. Şurası zaten arkadaşlar bir de bunu görmezden geliyoruz. Evet eşittir kosinüs x artı sinüs x diyebiliriz. Peki kosinüs x artı sinüs x'i bu tarafa atarsak ne oluşur? Kosinüs x artı sinüs x parantezine almış olur. Şunlar ve bunlar. Bu tarafta şurası kalır. Yani kosinüs x eksi sinüs x kalır. Bunu bu tarafa attığım için de eksi bir parantezine almış olur. Peki sonucun sıfır olması için öncelikle kosinüs x artı sinüs x'in ne olması gerekiyor? Sıfır olması gerekiyor. Bir de kosinüs x eksi sinüs x'in de ne olması gerekiyor? Bir olması gerekiyor. Buraya kadar bir sorun yok. Eğer biz kosinüs x'i bu tarafa atarsak sinüs x'imiz eksi kosinüs x olur. Her iki tarafı kosinüs x'e bölersek tanjant x'imiz de eksi bir olarak bulunmuş olur. Her iki tarafı kosinüs x'e böldük. Tanjant x'in eksi 1 olduğu iki bölge var. Bir tanesi ikinci bölge. Bir tanesi de dördüncü bölge. İkinci bölgede 135 derecedir. Dördüncü bölgede de 315 derecedir. Bunları bir yazalım. x1 eşittir 135. x2 eşittir 7 pi bölü 4'ten 315. Bunları yazmış olduk. İki tane kökümüz buradan geldi. Şimdi cos x eksi sin x eşittir 1 eşitliğini sağlayan kökleri nasıl bulacağız? Bir yöntemi de her iki tarafın karesini almaktı. Her iki tarafın karesini bir alalım bakalım. Neler çıkacak? Her iki tarafın karesini alırsak kosinüs kare x artı sinüs kare x eksi 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x o da eşittir. 1 olarak bulunmuş olacaktır arkadaşlar. Devam edelim. Biz kos kare x artı sin kare x'in 1 olduğunu biliyoruz zaten. O zaman birler gidecektir görmüş olduğunuz üzere. Şu birleri ne yapabiliriz? Atabiliriz. Peki buranın sinüs 2x olduğunu biliyor muyuz? Çok güzel. O zaman sinüs 2x eşittir. Ne olacaktır? 0 olacaktır. Peki sinüsün 0 olduğu açılar hangileri? Bunları hocam nasıl yapacağız? Şöyle bir yöntem öğreteceğim size. İkinci dereceden şey daha doğrusu trigonometrik denklemlerle ilgili. Şimdi biz 2x'in 0 olduğunu biliyoruz. Ve sinüs ve Kosinüste 2 pi ekliyoruz. Bunu unutmayalım. Bu 1. 2x'in 180 olabileceğini biliyoruz. Yine 2 pi ekliyoruz. Bu 2. Bir de şuraya bir tane sıkıştırayım. 2 pi 2x'in 2 pi olduğunu da biliyoruz. Çünkü sinüs 0 0'dır. Sinüs 180 0'dır. Sinüs 360 0'dır. Buna da 2 pi ekleyebiliriz. Şimdi tüm temleri 2'ye bölersek x eşittir pi k olacaktır. Şimdi k'ya 0 dersem 180 gelir. Şey 0 dersem 0 gelir. 0'ı bir yazalım buraya. Şurası köklerimizin kümesi olsun. Şimdi 0'ımızı yazdık. K'ya 1 dersem 180 yani pi. K'ya 2 dersem 2 pi. 3 desem başa geliyoruz. Bu tamam. Buraya geldik. 2'ye bölersek x eşittir. Pi bölü 2 artı pi k. K'ya 0 dersem pi bölü 2. K'ya 1 dersem 3 pi bölü 2. 3 pi bölü 2. K'ya 2 dersem 5 pi bölü 2. Zaten e, direkt 90'a gelmiş olur. Bu da bitti. Şimdi 2'ye bölersek x eşittir pi artı pi k olur. K'ya 0 dersem pi olur. Kümemizde var. Kümemiz bu. E, 1 dersem 2 pi zaten var. Şimdi bu kökler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Bunlar da sağlamayanlar olabilir. Onları atacağız arkadaşlar grubun dışına. 135 ve 315'te bir sıkıntı yok. Şimdi 0'ı bir deneyelim. X gördüğüm yere 0 yazarsam. Şöyle. 5. Ee, soru diye başlayan şu ifadede x yerine 0 yazdığımda 1 eksi 0 eşittir 1 artı 0 0 sağlar. 0 şöyle yuvarlak için alalım. Şu an 3 tane kökümüzü bulmuş olduk. 180 sağlıyor mu diye bakalım x gördüğüm yere pi yazsam. Sinüs pi'ler sıfırdır. Bunları direkt atalım. Kosinüs pi eksi 1'dir. Dördüncü kuvveti birdir. Ee, ama kosinüs pi sağ tarafta eksi 1 oluyor. O zaman pi'nin üstünü çizebiliriz. 2 pi sağlıyor mu? 2 pi de sağlar arkadaşlar. Sıfırla 2 pi zaten aynı şey. Burada dört tane etti kökümüz. 90 sağlıyor mu diye bakıyorum. 90 sağlıyor mu acaba? X gördüğünüz yere şöyle bir 90 yazın bakalım. Sağlayıp sağlamadığını bir ölçelim. Sinüs 91. Cos 90 0 sağ taraf 1 oldu. E, sin 91 ama önde eksi var. Eksi 1 90'ın da üstünü ne yapıyoruz? Çiziyoruz. 3 pi bölü 2 acaba sağlıyor mu 270 derece? Onu bir arkadaşlar şöyle bir burada deneyelim. E, şu ifade nasıl başlamış? C üzeri 4 eksi S üzeri 4 eşittir C artı S. Şimdi 270 yazarsam kosinüs 270 0. Sinüs 270 eksi 1 dördüncü kuvveti 1. Kosinüs 270 0 sinüs 270 eksi 1 gördüğünüz gibi eksi 1 eşittir eksi 1 oluyor. Yani bu da sağlıyor. 1 2 3 4 5 tane kökümüz var. 5. sorumuzla ilgili arkadaşlar. 6. soruya geçelim. 5. sorumuzda kullandığımız yöntemlerden bir tanesi o 135 ile ne bulmuştuk? 315. Bunun için ise şöyle bir yöntem üretim. Birinci bölgedeki bir alfa açısı eğer ikinci bölgeye geçerse 180'den çıkarıyorsunuz. Üçüncü bölgede ise 180'e ekliyorsunuz. Dördüncü bölgede ise 360'dan çıkarıyoruz. Şimdi tanjantın eksi 1 olduğu açı hangisi mesela? Biz e, henüz 6. soruda değiliz. 5'i açıklamaya devam ediyoruz. Mesela tanjantın eksi 1 olduğu açıyı düşünüyorum. Tanjantın 1 olduğu açıyı önce düşünürüm. Kaç eder? 45 eder. 45'in Birinci bölgedeki karşılığı tamam kendisi ama ikinci bölgede 180'den 45'i çıkarıyorsunuz 135 oluyor. Üçüncü bölgede 180 ekliyorum 225 oluyor. Dördüncü bölgede 360'tan çıkarırsak 315 oluyor. Tanjantın eksi olduğu bölgeler ikinci ve dördüncü bölge olduğu için 135 ile 315'i almış olduk arkadaşlar. Diğeri için neler yaptık bir tekrar edelim. E karesini alınca sinüs 2x'imiz 0 oldu. Sinüsün 0 olduğu bir 0 açımız var. Bir 180 açımız var. Bir de 360 açımız var. Bunları unutmuyoruz. Bir de 2πk'yı mutlaka ekliyoruz arkadaşlar. Tanjant ve tanjant x ve kotanjant x için πk ekliyoruz. Sinüs x ve kosinüs x için de 2πk eklemeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz 6. sorumuza. Bu açıklamalardan sonra herhalde 5. soru biraz daha net anlaşmış oldu. 6'ya bakalım. Sin küp x eksi sin x eşittir cos küp x eksi cos x demiş. Şimdi şu ifadeyi şöyle düzenlesem. Sinüs x parantezinde sinüs kare x eksi 1 yapsam. Sağ tarafı da kosinüs x parantezinde kosinüs kare x eksi 1 yapsam bir mahsuru yok. Peki sin kare x eksi 1'in eksi cos kare x olduğunu biliyoruz. Hocam nereden geldi bu? Arkadaşlar c kare artı s karemiz 1 değil mi? Tamam. Bunu bu tarafa atarsanız c kare eşittir. 1 eksi s kare olacaktır. O zaman 1 eksi s kare c kare ise s kare eksi 1 de eksi c kare gibi düşünebilirsiniz. Aynı mantıkla bu da eksi sin kare x'tir. Şimdi neler yapabiliriz hocam? Sinüs x çarpı eksi cos kare x eşittir. Kosinüs x çarpı eksi sin kare x diye bir ifademiz olmuş oldu bu ifadede. Şimdi bu ifadeleri bir yerde toplayalım. Mesela şunu bu tarafa atarsak. Sanırım şöyle bir şey olması lazım. Artı diye geçecek. Kosinüs x çarpı sinüs kare x. Eksi sinüs x çarpı kos kare x. Eşittir sıfır olacaktır. Buraya kadar herhalde bir sıkıntımız yok. Peki ne parantezini alabilirim? Mesela kosinüs x çarpı sinüs x parantezini alsam güzel olur. Ne kaldı o da? Sinüs x. Sağda ne kaldı? Kosinüs x. Bu işlemin sonucunun sıfır olması için hem buranın hem de buranın ayrı ayrı ne olması gerekiyor? Sıfır olması gerekiyor. Aslında bir önceki soruya çok benzedi şu an. Şimdi kosinüsün ve sinüsün ayrı ayrı sıfır yaptığı değerleri düşünsek mantıksız olmaz. Ya da bir önceki soruda olduğu gibi sinüs 2x'den bakın şuraya dikkatinizi çekiyorum. İşaretliyorum şu an görmeniz için. Bakın sinüs 2x'in 0 olduğu yerleri düşünebiliriz. Zaten biz biraz önce ne bulmuştuk bir bakalım. 2 çarpı sinüs x çarpı cos x'e 0 bulmuştuk. Ondan sonra sinüs 2x'e geçmiştik. Bir diğer yöntem de hani iki yöntemi de birin, Kosinüsün 0 olduğu mesela 90 ondan sonra 3 pi bölü 2 270'i düşünebilirsin. Sinüsün 0 olduğu 0 pi ve 2 pi bir önceki sorudan da hatırlayın. Bunları düşünebiliriz. Bir de şuraya gelelim sinüs x ile kosinüs x'in e, farkının sıfır olması için birbirine eşit olması gerekiyor. Peki her iki tarafı kos x'e bölsek. Her iki tarafı kos x'e bölsek. Sin bölü kos da tanjant x olduğuna göre. Size soruyorum tanjant nerede 1'dir? Tabii ki hangi aralıklarda? 0 2 pi aralığında. Bir 45'te 1'dir. Bir de 3. E, bölgede 225'te birdir. Kaç tane kökümüz oldu arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Peki bunlar da sağlamayan var mı acaba? Cevabın 7 olması gerekiyor ama. Şimdi 90 yazdığımızda sin 91. 1 eksi 1 0 tamam sıkıntı yok. Tek tek bakacağım arkadaşlar erinmeden. 270 yazsam eksi 1 artı 1 0. 270 0 tamam. 0 yazsam 0. 1 eksi 1 0. Pi yazsam eksi şey 0 oluyor. Sağ tarafta eksi 1 artı 1. Tamam sanırsam hiçbir problem yok 45 yazalım. 45'i nerede yazalım biliyor musunuz? Şurada yazsak daha mantıklı. 1 bölü kök 2 çarpı 45 yazsam. 1 bölü 2 eksi 1. Sağ tarafı aynı şey oluyor zaten. Tamam arkadaşlar bunların hepsi sağlıyor. Doğru cevabımız E seçeneğidir. 6. soruda bu şekilde geçebiliriz. 7 ile devam edelim arkadaşlar. Biraz sayfayı düzelteyim. Kök 7 çarpı sinüs x artı 3 çarpı kosinüs x eşittir 4 olduğuna göre tanjant kare x değeri aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu tarz bir soru çözmüştük. Hatırlayın e, tam net olarak aklımda değil ama şöyle bir şeydi. 3 çarpı kosinüs x eksi 4 çarpı sinüs x eşittir 5'ti sanırım. 3 4 5 üçgeni çizmiştik. 3 4 5 üçgeni çizmiştik. Şuraya da diyelim ki x desek ee, şuraya mı x diyelim? Şuraya x desek daha mantıklı sanki. 3 çarpı, şuraya artı mı diyelim? Artı desek daha iyi olacak. Burası artı olduğu için arkadaşlar. Evet, 3 çarpı komşusu 3 bölü 5 artı 4 çarpı. karşı 4 bölü 5. Sanırım 9 artı 16, 25 beş bölü 5'ten sağladı. Yani bu 3 ve 4 ve 5'ten yararlanmıştık. Böyle bir soru çözdüm, hatırlıyorum. O zaman burada da kökü 7, 3 ve 4'ten rahatlıkla yararlanabiliriz. Ama x nerede? x nerede olabilir? Şöyle bir şuraya aldığımızı düşünelim kök 7 çarpı sinüs x karşı bölü. O zaman x'i şuraya al. silelim bu x'i. Şuraya alsak daha mantıklı olacak. Karşısı kök 7 hipotenüsü görmüş olduğunuz gibi 4. Artı diyelim 3 çarpı komşusu 3 hipotenüsü 4. Hesaplayalım. 7 artı 9. 16 bölü 4. 4'ü veriyor mu? Veriyor. Çok güzel. Harika. O zaman değerlerimiz doğru. Demek x açısı burada olacakmış. Tanjant x'in karesini soruyor. Tanjant karşısı kök 7 komşusu 3 olduğuna göre bunun karesi 7 bölü 9. Doğru cevabımız B seçeneğidir 7. soruda. 8'e devam edelim. 5 tanjant kare x artı sin kare x eşittir 2 cos 2x artı 14 eşitliğini sağlayan x değeri için kosinus 2x nedir demiş. Arkadaşlar başlayalım bu soruyu çözmeye. Tanjant yine sin bölü kos yazsak sin kare x bölü kos kare x olacaktır. Hepsini sin kare x cinsine yazabilme şansım var mı? Tamam o zaman bunu da 1 eksi sin kare x olarak yazabiliriz. Arkadaşlar kos kare x yerine 1 eksi sin kare x yazdım. Aklınızda kalsın. Şöyle yapalım. Eşittir. Kosinüs 2 x de şöyle yapalım. Burada bir uğraşım biraz. Kos kare eksi eksi sin kare eksi de normalde formülümüz. Kos kare eksi de 1 eksi sin kare eksi yazarsam bir tane de burada var. O zaman 1 eksi 2 tane sin kare x olmuş oldu. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tamamını sinüs kare eksi cinsinden yazdım. Tamamını sinüs kare eksi cinsinden yazdığıma göre bir bilinmeyenli denklem çözer gibi uğraşacağım arkadaşlar. Şimdi sinüs x'e örneğin Mustafa Hoca'nın m'si diyelim. Oradan ee, devam edelim isterseniz. Şimdi başlıyorum. 5 çarpı diyelim. M kare bölü 1 eksi m kare artı m kare eşittir. 2 eksi 14'ümüz de mi vardı? 14'ü unutmuşuz. 14'ü ekleyelim. O zaman 16 olur. 2 ile beraber 16'ımızı yazalım. Eksi 4 m kare. Herhangi bir işlem hatası yapmadıysak doğru biliyoruz. Şimdi bu parantezin içinde bir payda işleme yaparsak biraz da işlerimiz kolaylaşır. Şimdi 5 çarpı diyorum. Evet m kare artı m kare eksi m üzeri 4 bölü m, mek... 1 eksi m kare mi? Tamam 1 eksi m kare o da eşittir 16 eksi 4 m kare. Evet 5 çarpı 2 m kare eksi m üzeri 4 sağ tarafta şöyle bir şey olacak. 16 eksi 4 m kare çarpı 1 eksi m karedir. Arkadaşlar işlem kabiliyeti gerekiyor burada. Hata yapma riski her zaman vardır. Yavaş yavaş çözelim o zaman. 10 tane m kare eksi 5 m üzeri 4 eşittir. Dağıtalım. 16 eksi 16 m kare eksi 4 m kare artı 4 m üzeri 4. Şimdi hepsini bir tarafta toplayacağım. 4 hepsini sağa mı atsam? Bir deneyelim. 4 m kare m üzeri 4'ümüz var zaten. bir de 5 mi var? O zaman 9 tane eder. Tamam. Şimdi bu sarıyı kullanalım. Şu 5 m üzeri 4'ler gitmiş oldu. Bununla beraber sağ attığımız için. Peki eksi 20 e, m karemiz var, bir de 10 m kare. O zaman eksi 30 m karemiz oluşmuş olur. Bir de artı 16 eşittir 0 olmuş olur arkadaşlar. Buraya kadar bir problem sanırsam yok. Şimdi buraya biz 3 m kare, 3 m kare yapsak, Burayı da eksi 2'ye 8 yapsak, eksi 8 yapsak, bir bakalım e, eksi 6 m kare, eksi 24 m kare veriyor. Güzel. O zaman bu durumda. 3m kare eksi 2 çarpı 3m kare eksi 8'imiz 0 olacaktır. Buradan m karemiz 2 bölü 3 olarak bulunmuş olur. Hocam burasını niye kullanmadınız? Bir deneyelim bunda. 8 bölü 3. Şimdi m'e bir sinüs demiştik değil mi? Yanılmıyorsam. Sinüs x m demişiz. Arkadaşlar sinüsün karesi 8 bölü 3 2 nokta bir şey olamaz. Çünkü sinüs en fazla 1 olur zaten. O zaman bu boş kümede. Bunu direkt atalım. Şimdi arkadaşlar m kare 2 bölü 3'müş. Yani sinüs x'imiz 2 bölü 3'müş. Peki sinüs x'imiz 2 bölü, karesi 2 bölü 3 daha doğrusu. Cos 2x'in formülü neydi? Cos 2x, cos kare x, eksi sin kare x. Biz şu cos kare x yerine 1 eksi sin kare yazsak, 1 eksi 2 sin kare x olmuş olur. 1 eksi 2 çarp, sin kare x'imiz de zaten 2 bölü 3'tü. Burada 2 bölü 3 olarak yazarsa öğrencim benim. 1 eksi 4 bölü 3 yani eksi 1 bölü 3 olarak bulmuş olur. Doğru cevap C seçeneğidir. Arkadaşlar 8. sorumuzda. 9 ile devam edelim. 0 ile 2 pi aralığında kosekant kare x işte 1 artı kotanjant x eşitlerini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır? Kosekantın 1 bölü sin kare x olduğunu biliyoruz. Oradan başlayalım eşittir 1 artı kotanjant x yerine de kosinüs x bölü sinüs x yazsak herhangi bir hata yapmış olmayız. Şimdi tüm terimleri sin kare x ile çarparsak tüm terimleri sin kare x ile çarparsak 1 eşittir sin kare x artı sin x cos x olacaktır. Buraya kadar bir problemimiz yok. Eğer sin kare x'i bu tarafa atarsak 1 eksi sin kare x olacak. Bir de eksi sin x cos x yaparsak sorumuzun çözümünü kolaylaştırmış oluruz. Burası kosinüs kare x'tir malumunuz. Eksi sinüs x çarpı kosinüs x o da eşittir 0. Buradan kosinüs x parantezini alan bir öğrencimiz bakalım neler bulacak. Evet. Şimdi kosinüsün 0 olması için ya 90 olacak ya da 270 olacak. Başka şansımız yok. Peki kosinüs x ile sinüs x birbirine nasıl eşit olur? Ee, eşit olmalı ki sıfır olsun. Hani şöyle düşünün. Cos x eksi sinüs x'in sıfır olması gerekiyor. Buradan sinüs x eşittir. Kosinüs x olur. Her iki tarafı kosinüs x'e bölen bir öğrencimiz... Arkadaşlarım tanjant x'i 1 olarak bulur. Tanjant nerede Birdi Pi bölü 4'te. Bir de 5 pi bölü 4'te hatırlayın. Evet 5 pi bölü 4'te. Bir de pi bölü 4'te arkadaşlar. Başka var mı? sanırım başka bulabileceğimiz kök yok. Şimdi bunları toplamamızı istiyor. X değerlerinin toplamı. Bakalım şıklardaki bir değeri bulabilecek miyiz? 9 diyar bakırmış. Umarım doğru yapmışızdır. Pi artı 3 pi bölü 2. Yani aslında 4 pi bölü 2'den 2 pi. Böylece bunların toplamının 2 pi olduğunu bulduk. Bir de bunları toplayalım ayrı bir yerde. O da 6 pi bölü 4'ten düzenlersek 3 pi bölü 2 olacaktır. Şimdi bunları bir toplayalım. 2 pi artı 3 pi bölü 2. Ne yaptık? Şunları topluyoruz şu anda. 2 kere 2 4. 7 pi bölü 2 olarak Diyarbakır seçeneğinde bulmuş oluruz. 10. soruyla devam edelim. Yukarı doğru tırmanıyoruz. Yeni nesil bir soru arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Şöyle biraz ekranı düzeltelim. Baştan bir okuyalım bir şey kaçırmayalım. BOA 20 derece AU 40. Demek ki burası 40. Yukarıdaki şekiller bir otomobilin sileceklerinin iki farklı durumuna aittir. Yani aynı silecek olduğuna göre burası 40 tabi biraz daha açısı artmış. Bu silecekler o merkez etrafında oklar yönünde hareket edebilmektedir. Şekil 1'deki silecek pozitif yönde alfa derece kadar hareket ederse. Hareket ederse bu oluşuyor alfa kadar 20 idi zaten. O zaman burası da alfa artı 20 olsa yanlış yapmış olmayız arkadaşlar. Pozitif yönde diyor zaten bu tarafa doğru saat yönünün tersi. Şimdi bakalım şu eşitliği boşuna vermez. Bunu muhakkak kullanmamız gerekiyor. Şimdi kullanmadan önce şimdi o benim biz e, ne, ne, olduğunu söyleyebiliriz. 40 çarpı kosinüs 20'dir dersem yanlış olmaz. Çünkü siz komşusunu komşusunu hipotenüsüne böldüğünüz zaman zaten kosinüs çıkıyor direkt. O zaman buraya da 40 çarpı sinüs 20 desek yanlış olmaz. Aynı mantıkla burası 40 çarpı kosinüs alfa artı 20 ve aynı zamanda burası da 40 çarpı sinüs alfa artı 20 derece dersem bana itiraz etmezsiniz. Tamam. Buraya kadar sorun yok. Şimdi OB bir bakalım. OB. OB belli zaten. 40 çarpı kosinüs 20. Burada bir problem yok. Art çarpıymış çarpı. OC üssü. OC üssü. Bakalım OC üssü neresi tam olarak? OC üssü burası. Bu C arkadaşlar. C üssü gibi duruyor da bu C'dir. OC üssü şurasıdır. Yani aynı zamanda burası. 40 çarpı sinüs alfa artı 20 yazalım tamamdır. Buraya kadar bir problem yok. Şimdi OC zaten biraz önce OC'yi belirttim. Burası 40 çarpı sinüs 20. Herhangi bir işlem hatası yapmamak için dikkatli oluyorum. Şimdi OB üstüne bakalım. OB üstü bu da 40 çarpı kosinüs alfalı bir şey. 40 çarpı kosinüs alfa artı 20. Şimdi buraya dikkat ederseniz 40 çarpı 40'lar 1600'ler ortak. 1600 parantezine alırsak şöyle bir şey olmakta. Kosinüs 20 çarpı sinüs alfa artı 20 Artı sinüs 20 çarpı kosinüs alfa artı 20'dir. Buna dikkatlice baktığımızda sinüs a artı b'nin x artı y'nin açılımı olan e, sinüs e, kısacası alfa artı 20 ile 20'nin toplamı olarak düşünebilirsiniz. 1600 ile beraber tabii ki. Bu da kaça eşit? 1600. Bu da arkadaşlar 800 kökü eşittir. Şimdi buradan sonrası kolay. Her iki tarafı 1600'e bölersek, her iki tarafı 1600'e bölersek sinüs alfa artı 40'ımız kök 2 bölü 2 olacaktır. Biz buranın 45 derece olduğunu biliyoruz. Sinüs 45'in kök 2 bölü 2 olduğunu biliyoruz. O zaman alfa artı 40'ın 45 olması için alfanın 5 derece olması gerekir. Doğru cevap A seçeneğidir. Gayet güzel bir soru. 11. soru ve testimizin son sorusundayız. X eleman 0, 2 pi e, kapalı aralık olmak üzere bir ifade verilmiş. X bölü M'yi bu ifadeden bana bul çıkar et diyor. Şimdi benim ilk aklıma gelen taraf tarafa toplamak. Çünkü sinüs eksilisi olarak verilmiş. Köklü ifade de eksilisi olarak verilmiş. Taraf tarafa toplayacağım. Bunları götüreceğim gördüğünüz gibi. 2 tane kosinüs x'imiz 2 çıkarsa buradan kosinüs x'imizin 1 olduğunu x'in 0 ya da 2 pi olduğunu düşünebiliriz. x yerine 0 yazarsak bir bakalım 1 eksi bir denemek lazım. 0 ya da 2 pi ama 0 yazarsam bir dakika şurası x yazarsam zaten hangisi olabilir dediği için tamam sıfırdan kurtulmuş olduk. X'in 2 pi olduğu garantilenmiş oldu. Süper. O zaman X gördüğüm yere 2 pi yazalım. Kosinüs 2 pi eksi sinüs 2 pi eksi karekök içerisinde m eksi 6'nın 1 olması lazım. Kosinüs 2 pi 1, sinüs 2 pi 0 eksi karekök içerisinde m eksi 6 buranın 1 olması gerekiyormuş. O zaman karekök içerisinde m eksi 6'nın ne olması lazım? 1 olması şey 0 olması lazım ki 1 0 1'i versin. Burada m 6 olur. Güzel. M'yi de bulduk. Kolay oldu bu. X yerine 2 pi yazıyorum. M yerine de 6 yazıyorum. Sadeleştirirsek pi bölü 3. Doğru cevabımız Bursa seçeneğidir. Bir başka testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.